Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere Fraps'ın kullanımını anlatacağım. Fraps nasıl kullanılır ve nasıl video çekilir? İlk olarak onlardan başlayalım. İlk olarak hatta generalden başlayalım. Generalde Fraps Windows Always on Top yazan yere tik atmışım. Bu ne işe yarıyor arkadaşlar? Örneğin bakın bir işi açtım. Gördüğünüz gibi aşağı, yani bunu şöyle yapamıyorum. Bunu çektiğim zaman bakın arkadaşlar, bunu arkaya alıyorum, bunu öne alıyorum. Monitör, desktop dediğimiz yer benim masa üstümü çekiyor arkadaşlar. Yani şu anda gördüğünüz gibi, videodaki gibi. Eğer ki bunu kaldırırsak arkadaşlar, oyunlarda, yani bir tek oyunları çeker. Burada bu kadar. FPS dediğimiz yer arkadaşlar, FPS videonun daha güzel çekmesini, yani kalitesini daha çok arttırıyor bu FPS seçili olduğu zaman. Daha güzel çekiyorsunuz. Overlay corner dediğimiz yer, şu yukarıdaki sayıların nerede durmasını istiyorsak oraya seçiyoruz. Sağ sol, yani aşağı yukarı falan istediğimiz yere. Move as kısmında ise video capture hotkey yazan yerde hangi tuşta video başlatılsın veya durdurulsun. Örneğin F7, F8, F6, L, K falan, işte bunlardan istediğimizi seçiyoruz. Ben tırnak işareti yapıyorum arkadaşlar. Burada 30 FPS seçili olsun. Ve full size denilen yer seçili olsun. Mesela arkadaşlar, ben hani konuşuyorum ve bilgisayarın da sesini duymak istiyorum. Yani bilgisayardan gelen sesler ve benim ben konuştuğum zaman sesler duyulsun istiyorsak, bu üçü, bu ve bu seçili olması lazım. Setre olduğu zaman olmaz arkadaşlar. Multi channel denilen yer seçili olması lazım. Evet, screenshot denilen yer, burada fotoğraf çektiğimiz yer arkadaşlar. Aynı şekilde hangi tuşta fotoğraf çekilsin, buradan ayarlıyoruz arkadaşlar tuşumuzu. Burada change ve view denilen yer var. Change'e tıkladığım zaman arkadaşlar, MoveS bölümünde video çekildikten sonra nereye atılsın anlamında. İster bir tane klasör kurup onun için atarsınız veya başka yere. Ben masaüstü diyorum, tamam diyorum. Videoyu çektiğim zaman şuraya veya yani boş yer olan yere gelir. Aynı şekilde burada da fotoğraf çektiğimiz yerde JPG seçili olsun. Fotoğrafın kalitesini arttırır. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. İnşallah yardımım dokunmuştur. Sizlere bir yardımım dokunmuştur.